YouTube'un Dert Dinleyen kanalına hoş geldiniz. Ben Selin Karacahennem. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Selin Hocam evde birden tartışma çıkmışsa çocuğu o ortamdan nasıl uzaklaştıracağız? Çocuklara gayet rahatlıkla siz odanıza gidin demek var. Küçüklerse onları kal burada canım sen biz babayla bir şey konuşuyoruz demek lazım yumuşatmak lazım. Eğer bağıran sizseniz o zaman eşiniz yapacak bunu. İkiniz de aklınızı başınıza devşirip çocukların önünde kavga etmeyeceksiniz. Küfürler, aşağılamalar, hele hele el kaldırmaları birer travma olarak kabul edin çocuklarınızın üzerinde. Hiç unutmazlar. Hiçbir zaman unutmayacaklar. Hep hayallerinde canlı kalacak. Yapmayın sakın. Kendinize gelin. Anne babalar çocuklara yemek yedirmek için ya da ödev yaptırmak için resmen sosyal medyayı rüşvet gibi kullanıyorlar. Bu çocukta zararlı bir etki bırakır mı? Alışır mı bu durum? Yani önlerine çocuk programları koyuyorlar. Onlara bakarken yemek yesin. Ben bunda bir zarar görmüyorum. Çocuk ne şekilde yerse yesin. Biz onlar olmasa küçükken bir şey sallardık. Yok işte onlar konuşurdu falan derdik. Bunların yerine şimdi işte çocuk kanalları. Böyle alelade programlar konmuyor. Benim gördüğüm bütün çocukların önünde Mickey Mouse'lar demeyeyim de işte onun gibi bir şeyler çıkıyor. Adam gibi şeyler koyun lütfen. O çocuk onlardan feyz alsın. Yalnızca dövüş bilmem ne böyle korkutucu şeyler koymayın. Ama yemeğini yedirmeyi unutmayın ona. Bir şekilde yesin o yemeği. Sadece oyalansın diye önüne koyuyorlar. Yine onda da Çocuk programları ya da öğretici olmak kaydıyla kabul ediyorum ama onun haricinde öyle saçma sapan şeylerle çocuğun vaktinin geçmesini sağlamayın. Günümüzde çocuk yapma oranları azalmaya başladı ama boşanmalar da artıyor. Hep diyorsunuz ki çocuk bir evliliği kurtarmaz ama bu insanların çocuğu olsaydı belki de boşanmayacaklardı. Boşanmalarda çocuksuzluk tabii ki ilerletmeye sebep oluyor. Çünkü anneler vesaire bilhassa çocukları yüzünden ayrılmamak istiyorlar. Ama belli bir seviyeye kadar. Ama çocuk aman biz kavga ediyoruz bir çocuk yapalım da bu çocuk efendim bizim evliliğimizi kurtarsın. Hayır. Katiyen kurtarmaz. O kavgalar, o dövüşler, o korkunç sahneler çocuğun önünde tekrarlanır. Çocuk evliliği kurtarmaz. Ancak evlenmek için çocuk yapmak, ayrılmamak için çocuk yapmak, yok şu yok bu bunları çocuk kullanmayın böyle. O bir can. Ona önem verin. O çocuk mutlu bir dünyaya, mutlu bir yuvaya gelebilmeli. Yoksa bu, bu şekilde olmaz. Ama bir çocuk yaparsa Adam işte o çocuğun uğruna evine de gelir, sever, mever. Yok canım, yok, 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 yok. Boşanmış bir kişi sevgilisinin çocuğuyla tanıştırmalı mı? Hayır, ben buna da karşıyım. O çocuk annesinin ızdırabı, babasının yokluğunu çekerken karşısına bir kişi getiriliyor. O sevgiliye de yazık yani o çünkü çocuğun aklında şeytan gibi kalıyor. Annesinin üzerine gelmiş biri olan kim olursa olsun çocuk kabullenmez. Kabullenmeyeceği için çocuğu ayrı götüreceksiniz, seveceksiniz, gezdireceksiniz, alışveriş yaptıracaksınız ama onun haricinde katik kesin olarak söylüyorum ki çocukla sevgiliyi bir araya koymayın. Çocuk dışarıda bilmem ne seyrederken siz sevgiliyle içeride. Hayır. Maddi, manevi çocuk için bu çok travma. Yapmayın, yapmayın, ayırın. İkinci bir evlilik yapılmışsa ve çocuk varsa cici baba, cici anne kavramı nasıl yönetilmeli? Küçükken çocuk oldukça anlar. Ama biraz büyüdükten sonra, 5 yaşından sonra çocuk aksi davranır. Hiçbir şekilde o yeni anneye anne de demez. Annesiyle karşılaştırır. Benim annemin yemeği daha güzel, seninki kötü der. Tabii karşıdaki cici anne de eğer bu şeye anlayış göstermezse vay senin çocuğun benim yemeklerimi beğenmiyor. Çağırdığım zaman bana bakmıyor gibi laflar söyler. Böyle durumlara sokmayın. Eğer evliyseniz ve çocuğunuzu her hafta alıyorsanız mümkünse gün boyunca Övey anneyle ve çocuğunuz bir arada gezmeyin. O çocuk babasına anlatacaklarını anlatamıyor. Ona şımarıklık yapacaksa söyleyemiyor. Annesinin laflarını tekrarlayacaksa yapamıyor. O övey anne de haftanın bir gününü kendine gitsin annesini mi görür, babasını mı görür, çarşı pazar mı dolaşır. Gelip de nerede kaldınız, niye gelmediniz gibi laflar yok. Baba alır, sinemaya götürür, yemek yedirir, gezdirir, sarılır, öper, mümkünse... Evde gece yatmalara karşıyım ama illa ki kalacaksa o çocuğun o evde her zaman bir odası olacak. İster gelsin ister gelmesin. Çocuk bilecek ki orası da onun evi. O ev olduğu sürece çocuk daha huylu olabilir. Bazıları babalarıyla yatmak istiyor. En tabi hakları haftada bir kere yatsa ne olacak? Anneler, o veya anneler başlıyor. Ama niye yatıyor Selin Hanım? E yatıyor çünkü babayı görmemiş. Kocaman kız gidip zaten yatmıyor ya da e, annesinin yanında kocaman oğlan gidip yatmıyor. Bunları daha çok işte o 5 ile 4 ile 10-11-12 bilemediğin yaşlar yapıyorlar. Bunda ne var yani? anlayış göstereceksiniz. O gün siz low profil olun. Yani ön planda olmayın. Arka planda olun. Onların bir arada olmaları, beraber oturmaları, babanın ona özellikle e, çok kaygıyla, çok sevgiyle yaklaşmasını bana yapmıyor, ona yapıyor. Elmalarla armutlar yine karıştı. Kardeşim o onun bir çocuğu. Haftanın altı günü yok o çocuk. Ne olur gelse o gün tam ol anneyle babayla illa bir arada birbirlerini sevmeleri gerekmiyor ki sen odanda televizyon seyret bir şey yap ne yapıyorsan yap bırak çocukla ikisi kıskanmak ne oluyor çocuk babasının kucağındaymış çocuk içeride çok gürültü yapıyormuş yapıyorsa yapıyor Ha şöyle diyebilirsin. Kendi kapını kapatırsın. Bir arada olmamaya çalışırsın. Arada bir gidersin. Bir şey istiyor musunuz? Getireyim mi dersin? Sevgiyle yanlaşacaksın. Çocuk annesinin doldurmasıyla diye kabul ediliyor. Çok alışveriş yapıyormuş da paraları gidiyor. Babanın ya da annenin tek çocuğu ya. Ya ne olacak görse. iki tane de olsa. Alacaksa alacak. Öyle karışmayın her şeye. Siz evlendiniz, ayrıldı o çocuk. Babasız kaldı, annesiz kaldı. Onları gördüğü zamanlara karışmayın. Anneler de burada. E, laf çakıştırmak için çocuğa iyi ki söyledin. Şunu da söyle, bunu da iste. Versin. Bu laflar çocuğunuza zararlı. Siz kendinizi tatmin ediyorsunuz ama o çocuk ne oluyor? Böyle yapacaksın, şöyle edeceksin. Ne konuştunuz, ne anlattı? Benden bahsetti mi? Bırakın ya çocuğu rahat bırakın. Çocuğunuzu düşünüyorsanız böyle şeylere girmeyin. O kadar çok şey var ki övey anne, övey baba vesaire konularında. Övey baba yine bir derece az. Dövmeler filan Kati kesin derar boşanın böyle bir babadan. Evlenmeden evvel söyleyeceksiniz. Benim çocuğum var çocuklarım mı geldiği zaman veya benimle oturduğu sürede elini kaldırmak yok. Onu da kusur aramak yok, azarlamak yok, dövmek yok. Katiyen yok. Bırakın annesi ne yapıyorsa yapacak. Canınızı sıkan bir şey varsa doldururcasına değil ama ya şunu söylesene bu gürültüyü yapmasın. Ya da ne olur iyi bir terbiye ver. Ne olur bak sinirimi bozacak davranışlarda bulunuyor yapmasın falan gibi. Ama burada kim özse ona bırakacaksınız terbiyeyi. Eski sevgililer arkadaş kalıp yeni sevgilileriyle ya da evlendilerse eşleriyle aynı ortamda bulunabilirler. Hayır, 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 hayır. Burası Avrupa değil, burası Amerika değil. Dünyanın belirli bir takım kanunları vardır. Eski sevgili, eski koca, eski karısı bir araya geldi mi hır çıkar yapılmaz. Ama işte o da evli, onun da sevgilisi var. Olabilir. Bir hayatta belirli bir süreyi en intim şekilde yaşamışlar. Kalkıp da bunları bir araya getirmenin anlamı yok. Durduğunuz yerde başınıza dert açmayın. Biten bitmiştir. Bittikten sonra çocuk varsa arada sadece çocukla ilgili problemler için konuşulabilir. O da uzatmadan böyle iş konuşması gibi. Şöyle böyle falan şu hastanede ya da hasta vesaire. Özellikle son zamanlarda ünlülerin boşanma esnasında el ele adliyeden çıktıklarını görüyoruz. Ne söylemek istersiniz? Yani çok medenilerse ne diyeyim ya da niye ayrıldılar diye içimden sorarım. Yani neyse el ele tutuşmak ne demek? Ben seni çok seviyorum demek. İnsan durduğu yerde çocuğun elini tutar, sevgilisinin elini tutar. Hiç arkadaşların el ele gittiğini gördün mü? Yani olmaması gerekir. El ele değil, yan yana medenice ayrılırlar. İşte ayrılmaya gelmişsiniz. Çok medeni olan kişilerin yaptığını medeniyet arkasında bir sürü şeyler söylüyorlar. Hadisenin natürüne uygun değil bunlar. Çocuklar istismara uğruyor. Genelde kız çocukları üzerinden bunu konuşuyoruz ama erkek çocukları da bunları yaşıyor. Ne söylemek istersiniz? İstismar dedin mi ben mahvoluyorum. Mahvoluyorum. Katiyetle siz siz olun. Çocuğunuzu gözünüzün önünden küçükken ayırmayın. Genç kızken 15-16 yaşlarına kadar ne olacak canım öbey babası? Ne olacak canım tövbe töbe dedesi? Neler görüyoruz? Olmaz. Ne olursa olsun çocuklarınızı yanınızda tutun. Çocukları bakanlara bırakırken bile evde evine bırakıyorsunuz. Bakan kadın orada, evin oradaki o kadının kocası da orada. Hayır, bunlar yok. Evinize gelecek. Eve mümkünse bir şey taktıracaksınız, her şeyi göreceksiniz. Yahut anneniz olacak, yahut çok güvendiğiniz bir akrabanız olacak. Başka türlü emanet etmeyin, yapmaz, etmez. Aa, Selin Hanım ne ayıp, hiçbir şekilde olmaz. Neler duyuyor bu kulaklar biliyor musunuz? Çok rica ederim. Şansınızı denemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.